Kripto Krallığı kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ADA'yı inceleyeceğiz. Cardano'yu inceleyeceğiz. Son durum nedir? Artar mı? Azalır mı? Ne olur gibi sorularınızın cevabını bu videoda bulabileceksiniz arkadaşlar. Daha önceki videomda arkadaşlar ADA için şu sözleri söylemiştim. ADA piyasaya ters gitmeyi seven bir coin demiştim. Arkadaşlar dün tüm coinler ağlarken veya sabit dururken hemen hemen Ada yaklaşık olarak %20'ye yakın bir artış gösterdi ve sonrasında da gördüğünüz gibi zaten bu kanalın önemini çok öncelerden beri vurguluyoruz. Benim ilk takipçilerim yani beni düzenli olarak takip eden kişiler bu kanalın önemini artık biliyordur. Ve kanaldaki tepkilerin nasıl karşılaştığını hem orta banttan gelen tepki hem üst band Üst band üst band, üst band, üst band, Yani bu kanal ada için bir makus talihi gibi bir şey arkadaşlar. Yani ada bu kanalı bir kırarsa, şu kanalın üstüne atarsa bakın size de yakınlaştırmak istiyorum. Bakın ada dün yine bu kanalın üstünü denedi. <laughs> Ve üstüne sadece fitil atabildi. Fitil atabilmesine rağmen yani şöyle üstünde bir kapatma yapamamasına rağmen yine de bir artış gösterdiğini söyleyebiliriz arkadaşlar. Ada için ama Tam olarak artışın devam edebilmesi için biz bu kanal yapısını artık Bir şekilde kırmamız lazım adada Kardanocuların Kendini göstermesi lazım bir balina mı gerek Şurada ya yani şu kırılım sonrası Adadaki hareketin aşırı sertleşeceğini düşünüyorum arkadaşlar Aynı zamanda Adı için gördüğüm yapının size şöyle çizmek istiyorum Adada arkadaşlar şu an Bir boğa bayrağı yapısı mevcut Evet boğa bayrağının flamasının üst kısmı Alt kısmı ve şöyle de tamamlayalım. Bakın böyle bir boğa bayrağı formasyonu var. Flama bu da direği arkadaşlar. Boğa bayrağı formasyonunun hedefleri kralımdan itibaren direği kadar yükselir. Bakın zaten direği de bizim bir muhtemel direnç alanımız olan bir eski zirvelere mi geliyor? Aynen. Yani 1.46 dolarlara kadar gitme potansiyeli olduğunu söyleyebilirim arkadaşlar. 1.46 dolarlara kadar gitme potansiyeli mevcut adada. Eğer ki şu kanal kırılırsa kanal bandının üstü yani şu öncelikle şu flama karılacak. Hatta ben tam size şu olayları çizeyim arkadaşlar. Şunu temizleyelim değil mi? Tamamen temizleyelim. Evet. Benim beklentim şu şekilde olacak. Yine arkadaşlar şu kanalın üst bandını hemen yine geçemeyebilir açıkçası. Daha sonrasında bir kere daha retest. Daha sonra bir kırdığı anda hareketin sertleşeceğinden emin emin olabilirsiniz arkadaşlar. Çünkü burada yani çok kişi dışarıdan izliyor. Şu kanal yapısının kırıldığı an, üstünde kapatma olduğu an alacak çok insan var. Ve bunun içinde yani sırada bekliyorlar diyebilirim. Çünkü zaten piyasa kan alıyor. Balinalar atlayacak coin arıyor. Bu da neden kardağına olmasın? Neden? Bakar mısınız şu hacmi? Hacmi göstermek istiyorum size. Dünkü gelen hacim. Şu mumun hacmine bakar mısınız? Önceki hareketlere bakın arkadaşlar. Yani bunu en iyi bollinger bandı gösterir bize. Baksanıza bollinger bandı artık daralmaktan öldü. Daraldım bittim diyordu. Ya yukarı ya aşağı kırılacaktı. Ben yukarıya kırılmasının daha potansiyel olduğunu düşünüyordum. Çünkü zaten destek alanlarımızı çok defa denedi. Yani 0.1 dolar seviyesi önemli bir destek alanımızdı. Önemli bir destek alanımızdı. Yani aynı zamanda zaten bir sonraki desteğimiz 0.95 dolardı. Ve şu bollinger bandı sıkışmasını yukarıya doğru patlattı. Ve peki Bollinger bandı ne diyor bizlere? Onu daha detaylı inceleyelim. Bollinger bandına göre arkadaşlar 1.32 dolar seviyeleri 1.32 dolar seviyelerinin güçlü bir direnç oynayacağını söylüyor. Aynı şekilde bakın desteğimiz ise kanalın alt bandı olduğunu ifade ediyor. Yani bir süre daha belki burada gidebilir mi diye düşünüyorum. Ve giderse de iyi olur aslında. Yani bitcoin sallanırken ada bu seviyelerde gitse çok daha iyi olur diye düşünüyorum ben arkadaşlar. Yeniden şu kanal yapısının kırılması hareketi ne kadar çok sertleştirdiğini göstermiştik. Şunu da hatta şimdi geri alalım. Şunu da şey yapalım. Hareketi ne kadar sertleştirdiğini göstermiştik arkadaşlar. Hemen onu da göstereceğim. Pardon. Bakın şurada altına attı ve kırıldıktan sonra hareket nasıl sertleşti. Bakın şurada altına attı ve 2 3 mum kapattıktan sonra şu kanal altında hareket nasıl sertleşti. Burada üstüne e, attı. Aynı şekilde şu anda duruyor. Emin olun şu kanalın üst bandı da kırılırsa aynı şekilde buradaki hareketin sertliği kadar ben orada da bir sertlik bekliyorum arkadaşlar. Yani buradaki hareketin sertliği kadar en azından şu 1.48 seviyelerinin tekrardan denenme ihtimalinin hatta baktığımızda 1.44 seviyelerinin tekrar denenme ihtimalinin olduğunu düşünüyorum. Peki kanalın formasyon hedefi neydi? Daha önce incelemiştik ama şöyle kanalın geliş bir yerinden alsak daha iyi olur. Evet. Şöyle alsak ve kanalın kralım yerinin şu seviyeler olduğunu düşünelim. Evet 1.40 dolar seviyelerini gösteriyor. Yani adada şu kıralım sonrasındaki hareketin aşırı derecede sertleşeceğini ben de düşünüyorum. RSI durumuna baktığımız zaman RSI'nin çok fazla şişmediğini gayet iyi olduğunu görebiliyoruz. Bir de e Ribbon'dan son duruma bakalım arkadaşlar. Evet e Ribbon'dan da son duruma baktığımız zaman arkadaşlar burada bir MA50 yüzü yukarıya doğru kesmiş. Oo, burada bir Golden Cross gibi bir oluşum var açıkçası. Tam olarak Golden Cross olmasa da bakın bunu size göstermek istiyorum. Şurada bakın MA50 çizgisi hatta yakınlaşalım. MA50 çizgisi arkadaşlar yüzü yukarıya doğru kesmiş. Bu MA100 çizgisi bu da MA50. Burada bir Golden Cross oluşmuş. Yani adı artık artmak için kendisine yer arıyor diyebilirim ben. Bakın şu Golden Cross'tur arkadaşlar tam bu nokta. Yani 200 yüzük. 50'yi keserse olur da 100 ve 100'ün de 50'yi kesmesi Yani gümüş cross gibi sayabilirsiniz Bu da önemlidir ee, Söyleyeceklerim aslında ada için bu kadar mı Bir de TD sequential'a bakalım son olarak o ne diyor Hatta buradan da destekleri söyleyelim 1.17 dolar seviyeleri Destek olarak MA20 desteği olarak gözükmekte zaten bu da bizim 1.18 dolar seviyelerindeki desteğimize denk gelmekte hemen hemen ve kanalın alt bandında da önemli bir desteğimizin olduğunu biliyoruz. Ardından da 1.11'e kadar maksimum artık gevşeyeceğini düşünüyor. Daha kötü senaryoda ise 1.10 dolarlara kadar gevşeme bekliyor ADA için. Ben daha da şu an için durumların pozitife döndüğünü açıkçası düşünüyorum. Hem şu golden cross olayı, aynı zamanda kanalın içine tekrar girmesi. Ben ADA için arkadaşlar size hep şunu diyordum. Kanalın içinde kaldığı sürece bir sorun yok. Yani kanalın içinde kaldığı sürece elbette o kanalı bir gün yukarıya doğru kırar diye düşünüyordum ve şu anda kanalın içinde ve umarım beni yine yanıtmadan yukarıya doğru şu kanalı kıracaktır diye düşünüyorum ben açıkçası. Peki arkadaşlar bir de TD bakalım. Videoyu bitirelim ondan sonra. Tom DeMark ne diyor? Yani Tom DeMark ne diyor? Hatta bir de Most bakalım. Most indikatörü ne diyor? Hemen bakalım. Evet o Bakın arkadaşlar most indikatörü al vermeye başlamış. Bu da çok sevindirici çünkü buna göre işlem yapan çok fazla insan var. Çok fazla in, e, çok fazla kişi var. Bundan dolayı da çok önemli. Bir de 4 saatliğe bakalım. 4 saatlikte son durum nedir? Ada da zaten bakar mısınız? Şu mumu yani ada şu mumu yaktıktan sonra ben artık ölmek istemiyorum mesajını verdi ve umarım ki yeniden hatanı yapar. Burada bir fincan da oluşmuş. Onun da hedefine bakalım. Fincanın hedefi kaçmış? gerçekleşmiş mi? Evet. Bunun hedefi de yaklaşık olarak şuradan aldığımızı varsayarsak, evet, şu dolar seviyelerine geliyor. Evet, zaten bakın hemen hemen aynı noktaya gelmiş. Bu da gerçekleşmiş. Şu an yine adayı inceleyeceğiz arkadaşlar. Ada ile ilgili son durumları ben yine Telegram üzerinden paylaşacağım. Takipte kalın. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere.